Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Yine harika bir tarifle sizlerleyim. Bu videomda az malzeme ile ağızda dağılan kıyır kıyır hamuru ile nefis papatya kurabiyesi yapacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Nefis kurabiyemizin yapılışına geçmeden önce bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifinde kullandığım bütün malzemeleri açıklamalar kısmına ekliyorum. Hazırsanız başlıyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. İlk önce kabıma 125 gram yani yarım paket margarini ekliyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı küçük arkadaşlar, görüntü sizi yanıltmasın. Ve son olarak bir çay bardağı dolusu pudra şekerini ilave edip hepsini birbirine geçene kadar yoğuruyorum. Bütün malzemeleri yoğurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kremsi bir kıvama geldi. Şimdi üzerine azar azar un ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanıyoruz arkadaşlar. Üzerine biraz daha un ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. Ve son olarak yaklaşık yarım bardak daha un ilave ediyorum. Bu kadarı yeterli arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı gayet iyi oldu. Hamurumuzu yoğurduk. Hazırlayacağımız papatya kurabiyeler iki renk olacağı için hamuru ikiye böleceğim ve bir yarısını ayırıp diğer yarısını da kakao ile tekrar yoğuracağım. Evet, kabımda kalan hamurumun içerisine bir yemek kaşığı kakao ilave edip iyice yoğuruyorum. Kakaolu hamurumuz da hazır arkadaşlar. Şimdi yoğurduğum hamurlardan ortalama bir fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp topaklayıp tabağımın içerisine bırakıyorum. Evet arkadaşlar, fındık büyüklüğündeki topaklarımızı hazırladık. Birazdan şekil vermeye başlayacağım. Hamur toplarını altına hafif yağladığım tepsinin içerisinde gördüğünüz gibi papatya gibi diziyorum. Hiçbir şekilde birbirine yapışması için bir işlem yapmıyorum. Fırında piştiğinde zaten kendi kendilerine yapışacaklar. Bilginiz olsun arkadaşlar.
Papatya kurabiyelerimizi tepsimize dizdik. Şimdi üzerlerine bir kürdan yardımı ile çiziyorum. Papatya kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 ila 30 dakika arası kontrollü olarak pişirmeye vereceğiz. Pişme süresi fırından fırına değişebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden sık sık kontrol etmekte fayda var. Evet, kurabiyeleri fırından alıyorum arkadaşlar. Üzeri hafif pembeleşince fırından çıkartabilirsiniz. Göründüğü gibi tam da kıvamında pişmişler. Kıyır kıyır ağızda dağılan nefis papatya kurabiyesi tarifi bu kadar arkadaşlar. Hem yapımı çok kolay, hem 35-40 dakikada yapabileceğiniz pratik bir kurabiye tarifi. Deneyen herkes inanıyorum ki çok beğenecek. Tarifim hakkında görüşlerinizi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Deneyen, yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, afiyetle kalın.